أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا وعنده
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إنها diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Gecenin, Ramazan'ın, sahurun bereketi üzerinizde ve üzerimizde olsun. Bugün ilk oruçlarımızı iftarla birlikte açtık. Teravihlerimizi kıldık. İkinci teravihimiz oldu ve ikinci programımızda sizlerle birlikteyiz. Hafız Rıza Günay hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Onun muhteşem yorumuyla Duhan suresinden ayetler dinlediniz. Her zaman olduğu ve bundan sonra olacağı gibi Yusuf Kavaklı hocamızla birlikteyiz. Hocam nasıl geçti bugün? Bugün gayet iyi. Harika. Bugün cumaydı. Cuma olduğu için benim için çok sıkıntılıydı. Gecenin ilk, yani daha doğrusu bu sene Ramazan'ın ilk teravihinin perşembe gecesine gelişi. Tabii. Mübarek. İlk arkası orucunun cuma günü oluşu. Ayrı bir bereket, ayrı bir güzellik oldu Ramazan'ımız için. Tabii, ayrı bir bereket. Ama bu ayrı bereket bilenler için.
Yani biliyor ise bunun değerini, kıymetini biliyor ise ne adam yüzüme sigarayı savurarak gidiyor. O adamcağız için hiçbir şey yok. Ha bayram, ha Ramazan değişen bir şey yok ama Allah hidayet vermeyince de hiçbir şey olmuyor. Biz kızma yerine evvela bir saygıdeğer seyircilerimize bir hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah. Onu da demeden hemen pat diye girdik. Hayırlı geceler diliyoruz. İkinci sahurumuzu yapıyoruz. Bir günde gelecek diyeceğiz ki muhterem seyircilerimiz artık bu bizim son sahurumuz diyeceğiz. Nihayet tabii. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, seni eken biçer bir gün diyor. Bir gün biçecekler mi? Biçecek. Öyleyse bir gün bu program bitecek. Bir gün bu oruç bitecek. Ve bir gün ömür bitecek. Tabii eyvallah. Ömür bitecek. Eyvallah. Ve o ömür biter iken nasıl bitecek? O önemli. O ömür biterken. Onun için de işte Ramazan oruç ayı, Ramazan Kur'an ayı, Ramazan zekat ayı, Ramazan fitre ayı, Ramazan fidye ayı ve Ramazan rahmet ayı. Rahmet ayı ve bin aydan hayırlı olan bir geceyi içerisinde barındıran bir ay. Bin ayı şeye hesap ettiğimiz zaman 83 senelik ömre tekabül ediyor. Yani bu hesaplamalar falan böyle hani rakamlar işte şu kadar rakam şu kadar sevap öyleyse bu kadar ömür ibadet etmişiz gibi yani o rakamlar biraz ibadetleri teşvik etmek için söylenmiş rakamlar gibi. Bak şimdi 83 senelik ömre tekabül ediyor bir Kadir gecesi. Eğer kişi öncesinde ve sonrasında inancıyla yaşamış da Kadir gecesini ihya eder ise 83 senede kazandığı sevabı bir Kadir gecesinde kazanacak. Evet. Bu ne büyük mutluluktur ama bunun evveli ve ahiri olmalı. Yani sadece Ramazan'dan Ramazan'a. Hani adama demişler içer misin? Akşamdan akşama demiş. O kadar uzun ki akşamdan akşama. Peki camiye gider misin? Namaza gider misin? Bayramın bayramı, bayramın bayramı. O çok çabuk geliyormuş filan. Yani önü ahiri olur ise yani kulluk devamlı olur ise, kulluk devamlı olunca efendim o Kadir gecelerini ihya etmek güzel. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz tabirimi hoş görsün. Ben Gürkan Bey'le ahbabım, dostum. Gürkan Bey'i senelerce aramıyorum. Senelerce veya aylarca aramıyorum. Aylar sonra bir işim düşüyor. Hani adam camiye gelmiş de demiş ki ey ulu Allah'ım ben diğer Müslümanlar gibi seni sık sık rahatsız etmem. Benim sadece bir ineğe ihtiyacım var. O ineği ver bana başka bir daha seni rahatsız etmeyeceğim demiş. Aynen onun gibi. Şimdi 11 ay hiç rahatsız etmiyorsunuz siz. 11 ay sonra bir yoğunluk başlıyor. Ben o yoğunluğa da razıyım. Yani o yoğunluğa da ben razıyım ona bir şey demiyorum ama saygıdeğer seyircilerimiz bu ömrü bir gün bitirecek bir kısım seyircilerimiz. Bu ömür bir gün biterken nasıl sona erecek? Men kâne âfiru kelâmihi lâ ilâhe illallah dehalel cennet buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin sözünün sonu lâ ilâhe illallah olursa o kişi cennete girer buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi muhaddisler bu hadisi iki türlü değerlendiriyorlar. Alimlerimiz bir, yani her konuşmasının sonunda konuşmayı bitirirken lâ ilâhe illallah der. Birinci fasıl bu. İkincisi de işte 50 sene, 60 sene, 70 sene yaşamışsınız. Son nefesini veriyorsunuz. Son nefesiniz verir iken la ilahe illallah diyorsunuz ve defteri öyle kapatıyorsunuz. Defter öyle kapanınca o cennete git. Tabii son nefes. La ilahe illallah. Hocam son nefese kadar inşallah Cenab-ı Allah hem güzellikler içinde yaşasın hem de son nefesimize la ilahe illallah dedirsin inşallah. Şimdi biraz önce hani o yoğunlaştığımız ayın içerisindeyiz sizin tabirinizle ona da razıyım dediniz ya. Evet. Bu yoğunlaşmanın önemli ibadetlerinden birisidir teravih. Bugün dilerseniz enine boyuna teravihle alakalı akıllara takılabilecek, akıllara gelebilecek sorulara cevaplar vermeye çalışalım. Önce bir teravih namazının sünnet